şöyle bir şey var, projenizi yaptırıyorsunuz, ruhsatı alıyorsunuz, hala henüz toprak. Ama ruhsatı aldıktan sonra, artık işe başladıktan sonra hemen kat irtifaklı tapu yaptırılabiliyor, tapuda. Onu hala daha bina henüz çıkmış değil. Vatandaş da diyor ki işte tapum var. Halbuki bu kat irtifaklı tapu. Her şey bittikten sonra müteahhitin iskan alması lazım. İskan aldıktan sonra da yönetim planını kurup kat mülkiyetli tapular alıp vatandaşa vermesi lazım. Avukatımızın söylediği gibi her şeyin sonu o. Kat mülkiyetli tapu. Ama tapum var diyor vatandaş, kat irtifaklı tapu. Sonra da dert yanıyor. 5-6 senedir işte iskanımız alınmadı, şantiye suyu kullanıyorum, şantiye elektriğinin parasını ödüyorum diye. Evet. Maalesef bunu görüyoruz. Mesela Mamak Belediyesi, geçen de duydum bunu da, herhangi bir müteahhit uzatmalı bir iskan varsa üzerinde yeni bir inşaat ruhsatı belediye kendisine vermiyormuş. Evet. Bu çok ciddi, bizim için de örnek olabilir aslında. Devam eden inşaat için değil ama içinde oturuluyor, herkes oturuyor, müteahhit bir türlü iskanı almıyor. Çünkü bu sadece belediyeyi de bağlamıyor, yapı denetim firmasını bağlamıyor, teknik insanları bağlamıyor. SGK'ya borcu var, maliyeye belki borcu var, şusu var, busu var, o inşaattan kaynaklanan. Ama vatandaş sanıyor ki her şey bitti, ben evimde oturuyorum. Ama işler öyle olmuyor. Onun için bir şey satın alırken mutlaka ehil insanlardan almak lazım. Her işi ehline yaptırmak lazım geldiği gibi. Avukatımızın dediği gibi eşek çamura batmadan. Evet. Maalesef bizim ülkemizde böyle. Alırken çok güzel her şey. Oh, şu kadar liraya ev satın aldım. Sonra işte şusu eksik, busu eksik, şurası yanlış, şurası şöyle. İşte iskanım yok, şunum yok, bunum yok. Alırken de çok dikkat etmek lazım. Sözleşmeleri avukat eşliğinde yapmak lazım. Tapın iskanın mutlaka alınmasını talep etmesi lazım. İskan almıyorsa müteahhiti derhal belediyeye, ilgili kurumlara, sonuç alamıyorsa hukuka başvurması lazım. İnsanımızda da var, hakkını aramasını bilmesi lazım.